30 Şubat'ta şehrimizin yöneticilerini seçeceğiz inşallah. Burada bir büyükşehir belediye başkanlığı seçimi var. İlçe belediye başkanlıkları seçimi var. Belediye meclis üyesi seçimleri var ve muhtarlık seçimleri var. Yani ilçelerde yaşayanlar 4 oy kullanacaklar. Ben inanıyorum ki kasaba bir değişime imza atacak. Turgutlu bir değişime imza atacak. Şehrimizin çok güzellikleri var. Bir yandan tarım, bir yandan sanayi, bir yandan eğitim, kültür, turizm, inanç turizmi, sağlık turizmi olmak üzere Türkiye'nin marka şehirlerinden bir tanesi. Peki bu marka şehir hakikaten hak ettiğini alıyor mu? Buraya Manisalılar, Manisa'yı, Manisalılar, Turgutlu'yu, Turgutlu'yu, köylerde yaşayanlar Turgutlu merkezini biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Maalesef. Kasabayı Manisalılara, Manisa'yı Manisalılara tanıtabilmiş bile değiliz. Peki Manisa'yı Türkiye'ye tanıtabilmiş vaziyette miyiz? Yok, değil. Peki burada mesir festivalleri yapılıyor. Bu mesir festivallerini Türkiye'de bilmeyenin kalmaması lazım. Şimdi vaatler sıralıyor. Bu vaatler hepsi afaki vaatler. Ben de zannediyor ki kasabalılar, Turgutlular unuturlar veyahut da Manisalılar 17 ilçe unutur diyorlar. Unutmayız. Senin vaat ettiğin sözlerinin %70'i yapılmamış vaziyette. Burada bir endemik bitkilerin, milli parkların olduğu yer var. Oraya dahi teleferik yapamamışsınız, yol yapamamışsınız. İnsanların nefes alacakları yerler yok. Depreme 600 bin yolda gelirken gördüm ben. 600 bin konutu depreme dayanıksız konutun incelemesini yaptırıyormuş beyefendi. 600 bin. Ya bu 600 bin konuta ne zaman yaptırdın? Kimlermiş? İsim isim bana bir versene bunları. Aynen geçen gün TOKİ konutlarının dağıtımında dedim ki şu isimleri bir açıklayın bakalım. Kaç bin konut diyorsunuz, şu kadar konut diyorsunuz da bu isimleri internet sitesine açıklayın dedim. Açıklayamadılar. Şimdi burayla ilgili şu 600 bin konutu bir açıklasınlar. Değerli arkadaşlar, burada bir değişime imza atmak lazım. Bu değişimin adı Selçuk Özdağ'dır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Selçuk Özdağ'dır.